yanlış yaptığı için kusurlu bulursanız ne yapar? Hayır. Bir de şaka yapıyorsun tabii. O karşıda tamam. Evet karşıda tamam. Pardon bir daha. Ben de ablanın öğretmeni karıştırdım. Ben bağırmadan söylemeye çalışırız. Bağırmadan? Yanlış olduğunu mu söyleriz? Nereye gideceksin? Bir dört gün geziye gideceğiz. Geziye gideceksiniz. Saat nereye gideceğiz? Ne yapıyorsun? Evet. Sadece tabii mutsuz olduğun için oynamak istemiyorsun. Ama arkadaşım bu konuda doğru yapıyor. Değil mi? Evet. Sen onun istediğini oyna. Daha sonra da o senin istediğin oyunu oynar. Olmaz mı? Öyle yapmıyor mu? Bazı benim o zaman... ...1995 yılında bu okula başladım. Benim ideallerim daha çok insan davranışları üzerine oldu. Lisede eğimleşti. Üniversiteye geldiğimizde bizim okulumuzda buradan, bu okuldan mezunum ve burada ciddi ihtiyaç olduğunu biliyordum. Çünkü çocuklar bazı davranış sorunları yaşadığında bu alanda insanlar olmadığı için yanlış yorumlanabiliyordu ve yanlış davranışlar sergilenebiliyordu. Kendim de burada okuduğum için ideal olarak bu okulda çalışmayı seçtim. 1995'ten beri de burada, bu okulda çalışıyorum. Yani görme engelli kişiler aslında hem özeldir hem de biraz rehabilitasyon ederek yaşama adapte olabilirler. 1995'ten sonra yaşadığım birçok örnekler oldu bu konuda. Ben babamı çok erken yaşlarda kaybettim. Babamın öldüğünü de yıllarca kabul etmedim. Bu öğretmenlerimden biri bana yalancı demişti. Oysa çocuklar yalan söylemezler aslında, kabul etmek istemezler. Bundan dolayı da özel olarak tercih ettim bu okulda çalışmayı. Ben ilkokulu sadece burada okuyabildim. Ortaokul ailemle birlikte okuduk. Üniversiteyi de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü kazandım. İlk tercihimdi. İdeal olarak seçtim ve bitirdim. O günden sonra da davranış bilimine çok ilgi duyuyorum. Özellikle engelli çocukların ve ailelerin davranış problemleri hep ilgi alanım oldu. Kendim de görme engelli olmam, bir de görme engelli bir çocuğa sahip olan bir anne olmam biraz daha tabii ki bunda etkin oldu. Görme engelli olmak engel değil. Rehabilite edilirse, baston kullanabilirse, şimdi bilgisayar, teknolojik araç gereçleri kullanabilirse, gerçekten yaşamda herkesle eşitlenebiliyor. Çevresel bir takım düzenlemeler tabii olmalı. Kaldırımlar herkes için fiziksel durumlarda aşıldığında diğer çalışanlar gibi, diğer yaştaşları gibi hayatlarını sürdürebilir oluyorlar. Görme engelli çocuğa sahip olan aileler kesinlikle çocuklarını kısıtlamamalılar. Onlara acımak yerine onları eğitmeyi, onlara eğitim vermeyi, rehabilite etmeyi öncelikli tutmalılar. Yani kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi öğretmeliler. Yani bu çok önemli. Çünkü hayatı boyunca onların bakıcısı olamazlar. Mutlaka hani duvara dayanma çürür, insana dayanma ölür sözünde de olduğu gibi yaşamın kendileri için bittiğinde çocukları hayatlarına sürdürebilir olmalılar.